Evet, burası Malatya. Eski belediye binasının yeri. Yeni adıyla Emekliler Parkı. Ama şimdi konteyner iş yerleriyle dolu. PTT bile buraya konteyner şube açmış. Tam fide zamanı. Malatya'da sebze fidelerine sadır ya da sedir de deniyor. Burada bir de sedirciye rastladım. Yarın 23 Nisan. Artık toprak, hava iyice ısındı. Tam zamanı. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu güzel salatalıktan başlayalım. Bu salatalığın cinsini çok beğeniyorum ben özellikle. Bu aspas salatalık olarak geçiyor. Bunlar. Bunların yanında bir ip veya bir sıra koyuyorsunuz. Uzar böyle. Uzar. Karmaşık gibi. Hı? Ondan sonra üzüm gibi döker. Verim boldur. Bir de çok dayanıklı. Kalın yapraklı. Kesinlikle öyle. Sıcağa, güneşe dayanıklı. Dayanır. Aynı zamanda dediğim gibi verimi de boldur. Evet. Çok kalın. Bir de tohum olarak geçer. Çok kaliteli. Verim bol. Şu biberlerine kadar. Hangisi ablacığım? Hadi 75. Şimdi bir de fiyatlarını da öğrenelim sizden. Şurada ablacığım yer salatalık olarak geçiyor. Normal yer salatalığı. Bunlar tanesi 10 lira. Asmalar 15 lira olarak geçiyor. Bunlar kavunumuz, karpuzumuz, çileğimiz, reyhanımız, fesleğenimiz var. Aynı şekilde biber çeşitlerimiz var, domates çeşitlerimiz var, patlıcanımız var. Aynı onunla ilave eden de yerli olarak gördüğünüz kasalarda olan yerli Malatya sedirleri bulunmakta. Bunlar taneyle, karşıdakiler desteyle. Evet. Bir evet. Destede kaç tane var? Minimum 30 tane var. 30 tane. Onun fiyatı ne kadar? Deste? 20 lira. 20 lira. Evet. Yaprak güzel olarak geçiyor ablacığım. Açıyor. Çileğin üzerinde meyvesi de var. Şuradan görünüyor. İşte. Şu saksıdakiler de yani yapraktan çok domates tutmuş. Şu kahvaltılık domateslerden. Onun gibi mi olacak büyüyünce? Büyüyünce onundan mı olacak? Öyle mi? Ayrı ayrı cinsler farklı. Ha, tamam. Şu da yapraktan çok meyvesi var. Evet evet evet. Bunlar böyle yani. Bunların cinsi bu. Bunlar genelde bir tohum olarak geçiyor. Biber de öyle. Saksıda olunca garanti oluyor. Bunlar da zaten şu kutucukların içerisinde minik minik topraklarla kesip veriyorlar. Kaç tane isterseniz garantili oluyor. Ben denedim çünkü. Tutuyor. Tabii ben çapalarken yarısını kırıyorum. Bazılarını eziyorum. Ya çok suluyorum ya çok az suluyorum. Bilemeyince kurutup kurutup fileciye geliyorum. Reyhan fideleri de var. Bunların diyorum tutması çok garantili çünkü toprağıyla beraber. Tabii tabii bunlar şaşmaz. Bunları böyle şöyle göstereyim. Bakın bunlar domateslerimiz böyle şey hazır. Hazır bir şekilde böyle çekip direkt toprakla birleştiriyorsunuz. Evet, garantili oluyor. Ya şaşmaz. Bunlar hiçbir şekilde yani hem verimi bul hem kaliteli. Evet. Tabii şu yerliler bunun gibi yeni tutmaz. Bunlar verimi daha düşüktür bunlara göre. Onların açık kök şu anda toprağı evet, yok. Evet, evet. Ama onları da tutuyor da işte arada fire verenler oluyor. Fire veriyor bir de yani verim olarak bunlara gelmez. Ha, verim olarak. Evet. Bu çileklerimiz yedi veren çilek olarak geçer. Hatta var evet. Çileği görüyorsunuz. Evet gördüm. Şurada iki tane var. Evet bir şurada da var. Evet orada var. Yani bunlar bol bol. Bunlar zaten çilekler arsızdır. Çoğalırlar. Evet. Şurada da var. Şurada görüyorsunuz. O da görüyorsunuz yani toprağı evet, olmadığı evet. Sürece. Tamam ablacığım orası. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Tam olarak adresimizi belirttiniz. Belirttim. Tamam, Emekliler Parkı'nda. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler, sağ olun. Aynı zamanda çiçekler de vardı, orada gördüm. Ha çiçek, onları hiç görmedim. Ben fidelere odaklandığım devam için. Devam edelim, orada tamam. Devam edebiliriz.
Aynı zamanlara bitti mi tohumlarımız da bulunmakta. Paket tohumlar da var. Evet. Ya ben de emek çekmişken meyvesi de olsun diyorum. Yani çiçek de güzel de çiçeğe pek baktığım yok. A, tıska da varmış burada. Tıska soğanın küçüğüne deniyor. Diyarbakır baharat buraya gelmiş. Ayakkabıcılar çarşısının arkasındaydı. O peynircilerin oradaydı. Yani Akpınar'da çarşıda. Yıkılınca o da buraya taşınmış. Belki başka şubesi de vardır başka bir yerde. Ben şimdi onu burada rastladım. Kesinin yeri. Avucumun içine, avucumun içine alayım mı? Bege. Avucumun içinden alayım. Kilo 100 liraymış tabi. Geçen yılın ürünüdür en azından. Taze değil. Aslında yaptığı işler bende. Karşımda Akpınar. Şöyle sağa dönersem Kışla Caddesi. Yeni adıyla Atatürk Caddesi. Ama eskiler Kışla Caddesi der. Dokunamadılar köşedeki rezerv alanı ama bina duruyor. 2,5 kat. Evet, burada duruyor, bekliyor.
Orhanoğlu İşhanı'ymış bura. Elması İşhanı vardı. Orada yıkıldı. Burada bekliyor.